işçi, memur, emekli 3 kuruş zammı alabilmek için uğraşırken birileri milyon dolarları hamuduyla adacıklara götürüyor. Vatandaş otobüs parasının ücretinin hesabını kitabını tutarken gemicikler yüzüyor da yüzüyor. Garibim emekliler kıt kanaat geçiniyor bu ülkede. Bakın 2000 yılından sonra emekli olduysanız vay haline. Çünkü sözde büyümeden pay aldığınız gerekçesiyle intibak yasasından faydalanamıyorsunuz. Aynı prim ve yılla emekli olanlar arasında uçurumlar var maalesef. Açlık sınırının 1544 lira olduğu bir ülkede 712 lirayla bu yurttaşımızı yaşamaya mahkum ediyorsunuz. Peki esnaf ve iş adamları, onlar için her şey süt liman mı? Maalesef hayır. İflaslar peş peşe geliyor. Bakın faizler yüksek. Bu ülkede en çok kazanan finans sektörü, banka sahipleri. Bu kadar yüksek faizle kredi verilirse yatırımlar sürmez arkadaşlar. Hoş yatırım yapan ya da yatırım yapmak isteyene de köstek olunuyor bu ülkede. Kolaylık sağlanmıyor. Örnek mi? İşsizliğin yüksek olmasından dert yanıyoruz. Bakın benim seçim bölgem Afyon Karahisarili Sandıklı ilçesinde. Bir iş adamı kalkmış Kızılca köyünde bir sera kurmuş. Onlarca kişiye iş imkanı, aş imkanı sağlamış. Peki siz ne yapmışsınız? 2,5 kilometrelik bir yolu düzeltmeyi, asfaltlamayı çok görmüşsünüz. Bu girişimcinin ismi Ahmet Altınkaynak. Buradan açıklıyorum. Kendisi parasını çarçur edebilirdi. Gayrimenkule yatırıp kira gelirleriyle yan gelip yatabilirdi. Faizden kazanabilirdi ama ne yapmış? Memleketine yatırım yapmış. İş imkanı sağlamış. Birilerine aş imkanı sağlamış. Ama size defalarca kere başvurmasına rağmen 2,5 kilometrelik sera ile köy arasındaki yolu bir asfaltlamayı dahi çok görmüşsünüz. Ve kendisi diyor ki bu seranın yanına eğer bu yol asfaltlanırsa bir sera daha kuracağım. Düşünsenize birçok ailenin evinde aş kaynayacak eğer bu yapılırsa. Ama buraya gelince mangalda kül bırakmayanlar icraata gelince sus pus oturuyorlar. Destek olmayı bir kenara bırakın, köstek olmuyorlar. Sonra da işsizlik artıyor. Artar kardeşim. Senin basiretsiz politikaların yüzünden işsizlik de artar, yoksulluk da artar bu ülkede. Sonra da ülkenin başbakanı çıkıp der ki herkese iş bulamayız. Herkese iş bulmak gibi bir derdimiz, herkese iş bulmak gibi bir durumumuz yok zaten der. İşsizliğe çözüm öneriniz bile yok ya. Yazık, yazık gerçekten.